Peki, şimdi Pendik Hastanesi'nin önünde ne olduğunu size söyleyeyim. Oraya gidecekler. Bu Pendik Hastanesi'nin önünde hekimlerin eylemi devam ediyor, grev devam ediyor. Ve dün de çok ilginç görüntüler gördük. O görüntünün ne olacağını da size anımsatacağım ben. Dün bir başhekimin doktorların odasını basıp onları taciz ettiği görüntüleri medyaya yansıdı. Ve gerçekten hekimler biz kendi yaptığımız ne yapıyorsak onun farkındayız, onun ayrımındayız. Siz kim oluyorsunuz da bizim acilde ne yapıp ne yapmayacağımızı söylüyorsunuz diye itirazlarına tanık olduk. Videoları düştü. Hekime kırdırmak gibi de bir yol var. Bunu da size söylemek isterim. Şimdi eyleme bağlanmadan da şunu hatırlatayım. Hekimlerin 3 gün işi bırakma eylemi yaptıklarını anımsatmak isterim. 3 gün yapılacak bu eylemde topluma şu çağrıyı yapıyorlar aslında. Bir, biz şiddete maruz kalıyoruz. Şiddetin sonunda ölüyoruz. Yani öldürülüyoruz, sakat kalıyoruz ve sonuç itibariyle bize kapı gösterildikten sonra da dışarıya doğru gidiyoruz. Beyin göçü sorunu yaşıyoruz. Bu bir. İkincisi, iktisadi olarak kendi hayatımızı sürdürme kaygısından dolayı size yeterince zaman ayıramıyoruz. Neden? Performans gibi bir ölçü geldi. Hekimlerin ne kadar iyi hekim olduğundan ziyade ne kadar çok insana baktıkları gibi bir sorun ortaya çıktı. Bu da bana sorarsanız hekimler açısından haklı bir itiraz. Ve nihayetinde mesleki saygınlık ve aslında söylenmemiş olan ki Sağlık Bakanı'ndan kaynaklı olarak özel hastanelerin ne kadar büyük bir felaket yaşattıklarını da biliyoruz. Onun da altını çizmek isterim. Paralı sağlık koşulları hekimleri de orada bir vasıfsız işçi durumuna düşürerek değersizleştirme meselesi haline geliyor. Yani bir kabzımalık mesleği saygılıdır ama hastane sahibi olmasını da anlayacak halde değilim. Kabzımal neticede kendi işini yapmalı. Ama kapitalizm ne diyor? Sen özel hastane kur, yanındaki vasıfsız işçi gibi çalıştır, onların sırtından para devşir diyor. Ve şehir hastaneleri, dışarıdan baktığınızda devasa hastaneler, belki otelcilik hizmetleri çok başarılı veriliyor ama içinde kaç hekim var, nasıl hekim var? Bu bir muamma haline dönüyor. Pendik meselesine geçene kadar isterseniz şu, kim hazır? Engin oradaymış. Engin'e bir bağlanalım. Durum ne oluyor? Anlayalım. Fukuyama ve ardından Cangül'e dönelim. Engin merhaba. Duyuyor musun beni? Merhaba Enver Aysever. İyi yayınlar diliyorum. Şu anda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeyiz. Sağlık emekçilerinin direnişi devam ediyor. Sağlık emekçileri bugün eylemin ikinci gününde hastane önünde toplanmalarını sürdürüyor. Saat 12.30'da yine bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Dün birinci gününde Cerrahpaşa'daki direnişin hemen öncesinde, açıklamanın öncesinde Taksim'e çelenk bırakmak istemişti sağlık emekçileri ve polis müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Bugün de ikinci günde şu anda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde toplanmaya devam ediyorlar. Yaklaşık 10 dakika sonra burada bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Bizim de yanımızda şu anda İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Osman Öztürk var. Şimdi kendisinden de dinlemek istiyoruz efendim. Bugün eylemin ikinci günü, sağlıkçılar direnişini devam ettiriyor. Hakkı olanı almak istiyorlar. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle dün Taksim'de Anıt'ın önündeki törende yapılan saldırıyı kınıyoruz. Biz yıllardır bunu yaparız. Bu ülkede anayasa aynı anayasa, kanunlar aynı kanun ama keyfi bir şeyde bizi oraya sokmadılar ve işte Doktor Erdinç Göksal abimiz ittiler, kalktılar, düşürdüler. Bu gerçekten yani bu iktidarın bu tutumlarına, yani Anıt'a topu topu da 10-15 kişinin yıllardır yaptığı bir şeyi engellemesi aslında aynı zamanda korkuyu da gösteriyor. Bunu kınıyoruz. Şimdi dün bütün Türkiye'de çok güçlü bir şekilde hekimler, sağlık çalışanları taleplerini dile getirdi. Zaten 6 aydır bunu dile getiriyoruz. Biz şunu söylemiştik. 14-15 Mart'a kadar taleplerimizi karşılayacak yasa tasarıları, taslakları meclise gelmezse 14-15 Mart'ta grevdeyiz. Gelmedi. Dün Cumhurbaşkanı bazı açıklamalar yaptı. Bir takım vaatlerde bulundu. Ayrıntılarını bilemiyoruz. Yani şiddetle ilgili, malpraktisle ilgili söyledikleri olumlu olabilir gözüküyor ama ayrıntıyı bilemiyoruz. Ücretle ilgili zaten bir ayrıntı vermedi. Genel bir düzenleme dedi. Ek ödemelerin sabit bölümü bütçeye aktarılacak. O zaten bizim talebimizdi ama tasarı taslak gelmeden
onunla ilgili bir şey söyleyemiyoruz ve biz de taleplerimize sonuna kadar devam ettireceğiz. Onun için bugün de bütün Türkiye'de yine görevimizin başındayız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Enver Aysever, dün gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında sağlık emekçileri bir arada olmuştu. Hemen hemen tüm illerde bu basın açıklaması yapılmıştı. İstanbul'da da coşkulu bir yürüyüş vardı. Pankartlarla, sloganlar atarak sağlık emekçileri hakları olanı istiyordu. Ve bugün de ikinci gününde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki bekleyiş devam ediyor. Dakikalar sonra burada da sağlık emekçileri hep bir arada yine grevin ikinci gününde bir basın açıklaması gerçekleştirecek. Bizler gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizlere tekrar yeni bilgileri vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu yüksek sesle ve ısrarla, inatla söylememizde yarar var.